Herkese merhaba arkadaşlar. GTA Online'ın yeni DLC'si çıktı. Bu güncellemeyle yeni motosikletler geliyor. Adı zaten Bikers. Biliyorsunuz kampanya bile yapılmıştı bu güncellemenin gelmesi için. Çünkü Rockstar Games hiç motosikletlerle ilgili bir şey getiremedi. Daha sonra bu son gösterim, hatta son güncellemelerden birinde standta yeni motosikletler gelmişti. Şimdi mağazada yani internette motosikletleri alabiliyorsunuz. Zaten burada belirtiyor hangi güncellemeyle geldiğini. Gelenler şunlar. Renklendirip satın alabilirsiniz. Tabii daha sonra modifiye edebiliyorsunuz. Onları da göstereceğim. Bende bundan var. Nightblade var. Böyle böyle devam ediyor. ATV bile geldi. Onun dışında en pahalı motosiklet de var. 976 bin dolar. Buna da bindim. Güzel bir araç. Buna bineceğim zaten yine. Ama çok uzun ve hani zaten ön kaldıramıyorsunuz. Mesele farklı işlerde kullanmak. Onun dışında başka bir olay yok ama sızdırılan video var bir tane. Yani bu güncellemeyle gelen araçlar var. O araçlar da daha sonra gelecek galiba, Part 2 olarak. Biliyorsunuz zaten öyle yapıyorlardı. Şimdi Bikers zaten motosiklet. Motosiklet çetesi kurabiliyorsunuz artık. Yeni bir mülk alma imkanı getirilmiş. Maze Bank'tan bu mülkleri satın alabiliyorsunuz. Benim mülküm burada. 210 bin dolar verdim buna. Bir Clubhouse aldım. Burada tıpkı CEO'da olduğu gibi depo alıyorsunuz ya, iş yapıyorsunuz falan. Aynı mantık burada da var. Daha fazla iş imkanı getirilmiş. Biz şu an buradayız. Şamil'in Clubhouse'u buraya aldı böyle. Modifiye etti. Şöyle yine gösterebilirim. Böyle dışını, içini falan böyle içini ayarlayabiliyorsunuz. Böyle güncelleyebiliyorsunuz. Tabii bunlar para demek. Hep artıyor. Ablem yine koyabiliyorsunuz. Zaten bunu koydu. Adını belirleyebiliyorsunuz kulübün. Gun'la kır alabiliyorsunuz. Ve özel motosiklet modifiye mağazası değil burası, yani modifiye alanı alabiliyorsunuz. Bunu aldığınızda arkadaşlar, burada motorunuzu hiç başka bir yere gitmeden modifiye edebiliyorsunuz. Tabii ben bunu alamam, param yok. Zaten güncellemelerin sıkıntısı şu. Yani şimdi bedava geliyor ama bunları kullanmak için para lazım. Haliyle o da olmayınca kalıyorsunuz ortada. İyi yapmanız gerekiyor. İyi yapmazsanız da para bulamıyorsunuz ya da Shark Kart almanız gerekiyor. Oyun içi para satın alma dalgası. Bu da geldi. Şimdi motor görüyorsunuz zaten. Biz içeri bir girelim buradan. Yeni kıyafetler var, yeni silahlar var. Hatta silahı göstereceğim de, içeride silah kullanamıyorum. Bu motor böyle. Buradaki motorlar, yani diğer oyuncuların motorları şey, tekerler böyle yere batık şekilde duruyor. Şahin'in aldıkları motorlar burada. Aldığı motorlar burada. Görüyorsunuz 3 tekerlekli motor da var. ATV de var. Normal Vespa değil de Vespa da var. Gerçi yeni motorlardan birisi. Bu normal scooter. Bunların böyle modifiye edebiliyorsunuz. Benim motor burada. Şöyle binip şey koyabilirim, gösterebilirim. E'ye bastığımda direkt bu Custom Bike Shop'a atıyor beni. Burada direkt modifiye edebiliyorum hepsini. Mesela frenler aynı şekilde. Motor. Böyle güncelledim zaten. Hava filtreleri falan değişiyor motorun. Böyle bütün parçaları değişiyor. Egzoz. Kornayı değiştirebilirsiniz. Boyamalar şöyle oluyor arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yok. Tabi burayı özelleştirdiğiniz için bina çok güzel oluyor. Yani normal bir ev gibi, depo gibi kullanabiliyorsunuz. Burası bu bilgisayara girdiğinizde işleri bulabiliyorsunuz. Onu ben göstereceğim yine. Yatak var zaten, yine böyle ayrıntılar düşünmüş hep motosikletçilerin. Yani sonuçta çete kuruyorsunuz. 8 kişiye kadar arkadaş çağırabiliyorsunuz ve o arkadaşları görevde kullanabiliyorsunuz. Şöyle içeri girelim. Burada tuvalet var. Ya bunlar bile düşünmüş. Oha, Şamil ne işi var burada ya? Ya bir sürü ayrıntı var ya. Yani bütün olay getirilmiş. Burada toplantı odası var. Buradan görev alabiliyorsunuz. Bir tane görev alıcı zaten, bak. Şöyle görüyorsunuz görevleri. Masaya falan böyle logolar geliyor. Bir sürü olay var. Çıkamadık lan bir türlü. Üst kata çıkacağım. Daha sonra bir görev alacağız. Birlikte oynayacağız. Uyuşturucu fabrikası kurabiliyorsunuz. Daha sonra işte para basma fabrikası var falan ve sahte paralar. Öyle olaylar var.
Yani çok olay var, çok şey getirmişler. Onu alma ya. O en soldaki güzel galiba. Povalayayım mı Pov? Delek. Şuradakini almayalım. Bak şu var ya. Neyse onu da Aldım. yaparız Hemen sonra. şuradaki. O zaman dışarı Haydi. çıkacağız. Bak Şuradaki. burada ne yazıyor memo görüyor musun? Simülasyon Türk. Müşteriyi kurtaracağız o zaman. Olabilir. Haydi haydi haydi. Senin motoru ben geçeyim. Öyle yapacağız. Şimdi Dört. benim motor iyi lan aslında benim motor da iyi. O ne şeyine gidiyoruz galiba. O bir tane çiftlik vardı ya oraya gidiyoruz. Olabilir. Kurtarma operasyonu yapıyoruz. İyi bakalım hadi. Memo neredesin? Çıktı çıktı geliyor hadi. Ya gece başlamasaydı iyiydi. Lan dakika bir gol bir ya. Devrildim mi? Devrildi tabii. Çarptım abi. Çıkamadık şeyden, düz yoldan çıkamadık. Memo. Abi direğe çarptım ya. Hatta direkt bana Ayıptır çarptı. günahtır. Şunda niye müzik var ya? Bende kapalı. Kimde Bunda müzik var? kas. Böyle dın 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 dın. Action müziği var. Ha alttan veriyor da ben kapattım diye galiba vermiyor bana şu an. Duyamıyorum. Olabilir. Karşıdan birisi geliyor. Bir de Rakip çete. seviyesi de çok yüksek yani. Abi aldın bana verdin fakir motorunu. Ya ne olacak baksana. Tekerleğe dönsün yeter. Oo. Ya yandan çekiyordum, yandan çekiyordum, vurdum ya. Sonunda kurtuldum ha ben de. Döndürmek çok güzel motoru. Uzun ya böyle bir farklı oluyor yani. Hızlı dönmüyor ama yine de farklı oluyor. Devam et. Ya bunu uyuşturucu şeyini kullanıyormuşuz galiba. Öyle yazıyor zaten mağazada. Şeyde para basma yerinde malzeme teslim ederken Bunu mu? onda çantayla mantayla biniyorsun ya Evet. o baya hızlı gidiyor ya işe Anladım. yarıyor. Aman tanrım, simülasyon Türk. Oh my god. Memo. Evet. Yarışıyoruz ya şu an. Ya da neyse sonra sorarım. Neydi? Doğru. O mübarek bu bizi nereye götürüyor ya? Çiftliğe işte ya şurada hemen solda. Trevor'ın bir görevinde yakıyoruz Aynen. orada ha. Yaktık bir daha yakacağız. Trevor ne zaman yaktı? Hangi yılda yaktı belli değil. Yalnız kurtaracağız çatışma var. Aha. Ay, kitlere vurdum ya. Adımı arkaya alırım ben ya. Hadi Şamil o. Geldim geldim. Al işte araba çarptı. Kim çalışıyor burada ya? Ya seslerini duyuyorsan ben ediyorum. Salak araba beni çarptı, yere düşürdü. Bir de yere düştükten yukarıdaki sonra elemanlar? What the fuck? Yukarıdaki elemanlar? Şeye gireceğiz. Ya vurma Alırız ya. vurma, ne vuruyorsun? Of of. Pompalı mompalı var ha. Girerken Oo. dikkatli gir. Hayatını kurtardım. Vallahi öyle oldu ya. Ağzının ortasına yiyordum pompalıyı. Dedin her yerde adam var ha. Varsa silahınızın fenerini açın. Ben arkada iniyorum.
Alt katta mı diyorsun? Alt katta bir şey yok. Geri. Tamam, burası bizim. Üst. Sağ sol dikkat. Aha buldum. Ha, ölmüş. Vallahi ha, buldum. Ölmemiş. Ağzına yumruğu yemiş. Gel la. Nerede? Yanımda. Yürüsene dayıoğlu. Da yürü. Adam gelmiyor, iyi mi? Tamam, geliyoruz biz. Abi sıkıştırdı beni burada. Çıkamıyorum. Aha çıktık. Kovalayacaktı o zaman bizi. Motorlar nerede lan? Ön tarafta. Tam arkadan çıktık ya. Bir daha evin içinde döndürmeyeyim diye adam arkadan çıktı. Şimdi motoru iki kişilik olan var mı? Benimki değil mi iki kişilik? O benimki iki kişilik zaten. Sana geliyor bak. İki kişilik ya. Ha iyi. Ne gezeceğim ya? Dağdan taştan geç. Evet. Ne kadar güzel gidiyorsun öyle. Tabii ki. Of, adam geliyor. Vurdum. Geliyorlar hala. Aynen arkadalar. Bir şey olmaz ya. Geçelim. Ne yapıyorsun manyak? Nasıl o benlerde işte. Bölümde aniden frene bastım. Yavaş. Benzinle biri yol aldı. Bas. Aslında abi motorum çok hoşuna gitti galiba. Vallahi bilmiyorum, tipi çok başka. Din diyorlar ya, uzayan motor. Ya onu zaten. Uzuyor, kalkıyor, malkıyor. Dün çok kötü mevzular döndü. Elin arabasını niye tarıyorsunuz ya? Anlamadım, yarım saat süre vermiş de ben yarım saatte yürüyerek giderim oraya. Of. Ya öyle değil işte. Şey var. Bize kimse dalaşmadı ki şu an. Dalaşsalar alamaz. Dalaşsalar uğraştır. Dün görmedin mi? 100 tane yol değiştirdik. Ben bugün oynadık, malı testi satacaktım. Adam gemiye çarptı, durdu sürekli. Gemiyi patlattı en sonunda. Son Yasin geldi. Yasin'le uğraştı biraz onu öldürelim diye. Letong. Çıktım sonra, sarmadı zaten. Letongs Yasin mi? Evet. Safe house sonra mı ya? Öldüm lan. Rahmetli de sollardı. Safe house sonrası işte güvenli ev. Başka bir yer olması lazım. O yüzden bir safe yani. Ya senin yer olsa safe değil yani bence orası. Evet. Aha. 22.500 verdi ya, güzel. Aynen, bana da 22.500 verdi. Para fabrikasına mı gidelim yoksa yeni görev mi alayım? Oraya gidelim de para fabrikasında görev var mı ama? Var. Oradan alırız işte. Önce oraya gidelim. Metafetamine de gidebiliriz istiyorsanız. Ona ayrı gideriz o zaman.